Gezi'de Berkin Elvanlar, Gezi'de Ali İsmail kahramanlar katledilmişken, Gezi'de Berkin Elvanların anneleri meydanlarda yuhalatılmışken, bu duruma vandallık tanımı getiren ama barbarlığı bir yana bırakana herhalde Mahsuni Baba olsaydı şöyle diyecekti: ey erenler gözüm yaşı, gizli bir seyhana benzer. Hali haktan ayrı kişi, dil bilen hayvana benzer. Kamil söyler, arif dinler, kendini bilmez hainler. Yetim hakkını yiyenler, gül yüzlü şeytana benzer diyecekti. Bu da yetmeyecekti. Reyhani Baba'nın tabiriyle sırtıma verdiler sitem yükünü, yel devirsin sebeplerin kökünü pozisyonu ortaya çıkacaktı. Şimdi meşru demokratik bir eylemi ülkesinden, doğasından, ağacından, insanından, demokrasisinden, kamusal yaşamından, sosyal, kültürel, inançsal yaşamından sorumluluk duyan bir hareketi vandallık diye tasvir etmek ve buna dair verilmiş yargı kararı üzerinde tahakküm oluşturup bağlı bir yargı oluşturmak, bununla da yetinmeyip talimat vermek ortadayken hala Gezi eylemleri sırasında katledilen çocuklarımız suçlu sayılırken, Gezi eylemleri sırasında katledilenler sanki kendi kendini katletmişler gibi bir vehamet söz konusuyken, bu saldırının, bu katliamın, bu faşizmin sebebini sorgulamak gibi ahlaki, insani, vicdani bir görev varken Gezi'yi vandallık diye tabir etmek ve Osman Kavala hakkında bunları yapmak akılla açıklanacak bir şey değil.